sonrasını Umut'un babasıyla konuşun. Umut'un babasıyla mı? Yani kocanızla. Niye bu kadar aşkımı yapar mısınız? Şöyle sizi niye vurdu? Öldürdüğü kişiyi tanıyor musunuz? Gül'ün bizi ne kadar kötü karşıladığını, bir yabancı gibi davrandığını söylemeye dilim var mı? Bize inanamıyorum. Sık sık gelmeyin bile dedim. Gül hastadan beterdir şimdi. Öyle nazik bir hanım adam öldürmüş. Şunu bir düşünsenize. Yüzevim zengin bir hayattan hapishane koğuşlarına düştü. Seni görmek, sesini duymak. Hep bugün, bu dakikayı bekledim. Ben de bekledim. Seni düşündüm hep. Ölen Hilal'in annesi Pervin'e gitmiş. Torununu istiyormuş. Yusuf'un çocuğunu yani öyle mi? Evet. Tehdit etmiş Pervin'i. Aşağılamış. Çok kötü şeyler söylemiş. Ona göre ben beni aldatan kocamın gayrimeşru çocuğunu kabullendiğim için aşağılık bir kadınmışım. Her neyse. Kısacası çok kötü hesapları var. Umud'un babası benim. Annesi ölmüş. Velayeti yasal olarak bende. O çocuk her şeyle benimdir. Senden bir şey istemek bana çok zor geliyor. Ama mecburum. Umud'u sakın verme. Vermeyeceğim. Göreceksin. Ahmet'in yaşamını yeterince kararttım. Benim yüzümden çekmediği kalmadı. Cinayet, eroin, çocuk aldırma, para için yalan dolan. Bir de vurdum adamı. Ölseydi ben de intihar ederdim. Yapılacak en doğru şey eşinizden boşanmak olacaktır. Ve bu evliliği en kısa sürede bitireceğinizden emin bulunmaktadır. Hayır. Karımdan boşanmayı asla düşünmüyorum. Seni elimden alırlarsa ben ne yaparım? Delikanlı adammış. İnanamıyorum. Bunu nasıl yapar? Ben böyle bir fedakarlığı hiç hak etmiyorum. Bütün erkeklere, daha doğrusu bütün kocalara örnek oldun. Sadece yapmam gerekeni yaptım. O Cengiz'e biz de gittik. Gül'ü rahat bırakması için konuşacaktık ama... Saldırdı. Dövmeye kalktı bizi. Tehdit etti. Sapığın manyağın biriydi o. Şimdi iş Gül'ü razı etmekte. Bir bunalıma girmiş. Yardım, savunma falan kabul etmiyor. Geçen gün cezaevinde ne dedimse, ne yaptımsa razı edemedim. Helena'nın ve sizin kızınız. Ben sizin kızınızım. Benim kızım. Babamsınız siz benim. Ama isyan eder de ben hasta değilim. Beni zorla buraya tıktılar diyecek olursan hiç acımam, öldürürüm seni. Gül. Gül Tanrıyar. Bebeğin sahipleri mi? Bu bebeğin sahibi benim. Dünyadaki tek evladınım. Üstelik hayırlı bir evladınım. Sana arkadaş, sırdaş oldum, öyle mi? Evet, sen canımsın benim. Öyleyse söyle derdini. Nedir canını sıkan? Ya yok bir şey. Buraya gelmeye de kalkışabilir. Karşılaşmadık. Oraya ben çağırdım Cengiz Demir'i. Silahlıydım ve öldürmeye kararlıydım. Geldi ve öldürdüm. Kahrolasıca karı! Allah cezanı versin senin köpeğin! Kendimi savunmak istemiyorum. Cezama lazım. Gül Hanım, Gül Hanım, bir açıklama yapmayacak mısınız? Suçunuzu itiraf ettiniz. Lütfen bir açıklama. Hiç acımıyor musun canım? Neden bunca kişi üzerine alıyorsun? Neden? Canım yapmayın, pardon. Oraz bir an önce bitirmezse bu karının işini ben halledeceğim, haberin olsun. Söylediği zaman pek inanmamıştım. İnanılır gibi değil. O kadar kararlı ki. Göz göre göre ölüme gidiyor. Buna asla izin vermeyeceğim. Yalanlar söylüyor üstelik. İşlemediği suçları da üstüne alıyor. İlk defa çok ümitsiz. Ben... Böyle düşünmeyin. Aksine ben çok ümitliyim Sayın Tanrı'ya. Kimsiniz? Şimdi anlayacaksınız Ahmet Bey. Merhaba çocuklar. Ben Sacit. Aa! Avukat Sacit Demirkan. Aa! Okulda. Aa! Sacit. Yetim Sacit. Evet. O zaman babasız bir çocuktum. Şimdi babalı iki oğlum var. Maşallah sana. Aa! Çok sevindim. Duymuştum evlendiğini. Okulumuzdan hepimiz ayrı ayrı düştük. Evet. 10 yıl oldu görüşmeyeli. Merhaba Zehra Hanımcığım. Merhaba oğlum. Başımıza gelenleri biliyorsun demek. Bu hallere mi düşecektik biz? Her şeyi biliyorum. Ümitsiz olmayın. Sabır. Şimdilik başka çaremiz yok. Ama sonu iyi olacak.
Eşiniz, okul arkadaşım Gül. Herkese koşan, herkesin derdini kendi derdi yapan Gül. Gül cinayet işleyecek bir insan değildi. Herhalde siz bunu benden çok daha iyi biliyorsunuz. Olayda çok ağır bir tahrip var. İnanılmaz bir tahrip. Bu bizim en önemli savunma silahımız. Ama o inatla kendini savunmaktan kaçıyor. Merak etmeyin. Onu ben savunacağım. Faydasız. Avukat istemiyor. Çok yalvar. Hiçbir şey istemiyor. Ben avukat değil, öncelikle onun arkadaşıyım. O bir avukatı reddetmiş. Ben bu davayı alacağım. Bu cinayet olayında hafifletici birçok sebep var. Özellikle olayın öncesi Cengiz'in çirkinlikleriyle dolu. İşimiz çok kolay demiyorum ama başaracağız. Öncelikle Gül'ü benim avukatlığım için ikna etmemiz gerek. Allah senden razı olsun oğlum. Gidip yalvaralım. Evet, yeter ki Gül kurtulsun. O zaman ne vakit kaybediyoruz? Hadi Ahmet, hemen gidip konuşalım. Evet, kaybedecek zamanımız yok anlaşılan. Benimle sadece Zehra teyze gelecek. Sizlere karşı, özellikle Ahmet'e karşı kendini suçlu hissedecektir. Siz onu ikna etmeyi bana bırakın. Ben bir davayı alacağım diyorsam, o davayı alır. Neden gönüllü çıktın o kadar suçlamaya? İnsan ben öldürdüm diye balıklama atlar mı? Manyak mısın sen? Sahi neden avukat istemedin? İnkar edeceksin kızım, devamlı reddedeceksin. Bu işin raconu bu. Gözüyle görenleri bile yalancı şahitlikle suçlayacaksın. Olan oldu, boşverin. Niye herkes sana kızıyor Gül abla? Benim iyiliğim için Metin, kurtulmam için. Sen kurtulmak istemiyor musun Gül abla? Benim için burada olmaktan başka kurtuluş yok Metin. Başka seçeneğim yok. Gültanrıyar! Gültanrıyar, ziyaretçim var. Merhaba yavrum. Merhaba anneciğim. Bak sana kimi getirdim. Evet, hatırla bakalım. Sacit. Yetim Sacit. Harikasın. Pervin ile Ayşe senin kadar çabuk hatırlayamadılar beni. Ellerimiz karşı karşıyaydı. Annem Fernanda teyze bana çörekler pişirir, saçlarımı ararlı. Annem seni kızı gibi severdi. Çok iyi konuşurdu. Nur içinde yatsın. Buraya o anılarımıza güvenerek geldim. Arsalarda tokat yiyerek büyüyen yetim Sacit, şimdi bir ceza avukatı. Senin için buradayım Gül. Sacit senin avukatlığını üstlenmek istiyor yavrum. Buraya ziyarete geldiğin için teşekkür ederim Sacit. Ama benim savunacak hiçbir şeyim yok. Yapma yavrum. Gençliğin acı bana acı. Yüreğimi yakma artık. Lütfen anne. Çocukluğumuzu hatırlıyor musun Gül? Büyükçe bir ağaç vardı sizin bahçede. Kimse cesaret edip o ağaca çıkamazdı. Bir gün bir küçük serçe görmüştük. Ağacın tepesinde. Yaralıydı. Dallara sıkışmış uçamıyordu. Sen çıkmıştın ağaca. İnatla kuşu kurtarmıştın. Hepsi bu değil. Sen ağaca çıkmamam için bana yalvarmıştın. Ama ben dinlemedim. Hatırlıyorum. Senin ne kadar inatçı olduğunu biliyorum. O zaman şimdi de seni dinlemeyeceğimi bilmelisin. Ben bu davayı alacağım. Sen istesen de istemesen de alacağım. Hayır, bu farklı. Artık çocuk değiliz. Ama sen hala çocuksun. Görmüyor musun şu annenin halini? Peki ya diğerleri? Ahmet, Pervin, Ayşe? Sen içeride, onlar dışarıda. Herkes seninle birlikte aynı acıyı çekiyor. Onları daha fazla üzmek istemiyorum. Ahmet'e daha fazla zarar vermek istemiyorum. Bu nedenle cezamı çekmeliyim. Seninle birlikte Ahmet de ceza çekiyor. Burada böyle inat ederek sevdiklerine zarar veriyorsun. Sen evet demeden ben bu davayı alamam. Bana evet diyeceksin. Bilemiyorum Sacit. Dışarıda başka Cengizler ve başka Güller var. Bu dava Cengiz gibiler için cesaret verici bir şekilde sonuçlanmamalı. Cengiz gibiler pırıl pırıl genç kızların yaşamlarını kirletmemeli. Kirletmeli mi, kirletmemeli mi? Evet mi, hayır mı? Hayır, kirletmemeli. Tamam. Beni savunmanı istiyor. Çok iyi. Avukatın ilk duruşmada yanında olacak. Sizin hukuk müşavirinizi görmek istiyorum efendim. Peki, gelsin.
Saygılar. Evet, buyurun. Süreyya Özer isminde bir hanım size dava açmış. Tebligatı inceledim. Çocuğunuzun velayetini istiyorum. Bu kadın delirmiş olmalı. Baba diyebilmek o kadar çok beklenir ki. Canım benim. Hadi gel. Ne istiyorsunuz benden? Ne istiyorsunuz söyleyin. Söyleyin de çözülsün artık bu mesele. Böyle saçma davalar açmakla, çocuğumu parklarda kıstırıp beni tehdit etmekle eline hiçbir şey geçmez. Bunu böyle bil. Her şey gayet basit. Anlamıyor musunuz? Torunumu alacağım sizden. Annesi ölmüş bir evladı, öz ve öz babasının elinden, yani benim elimden hangi kanın gücüyle nasıl alacaksın? Bunun nasıl olduğunu göreceksiniz. Kendinize çok fazla güveniyorsunuz. Elbette kendime güveneceğim. Çocuğuma sahip çıkıyorum. Ben bir babayım. Ben sizi o çocuğun babası olarak görmüyorum. Hiçbir zaman da görmeyeceğim. Siz pek çok insanın yapabileceği bir hatasınız. Ve hatalar zamanla düzeltilir. İçinize kim bürümüş sizin? Öyle öfkelenmişsiniz ki doğruyu gerçeği göremez olmuşsunuz. Torunumu seviyorum ve istiyorum. İşte gerçek bu. Tabii bir gerçek daha var. Bunu da sizin anlamanız lazım. O çocuğu hak etmiyorsunuz. Torunumun sizin gibi hayatı yanlışlarla dolu bir insanın yanında büyüyeceğini düşündükçe... Siz iyice kendinizi kaybetmişsiniz. Bu konuşma fazla uzadı. Bebeğim için DNA testi yaptıracağım. Test mi? Babalık ne zamandan beri testle yapılıyor? Siz vicdanınıza sorun baba olup olmadığınızı. Siz kabul etmek istemeseniz de ben Umut'un babasıyım. Ve oğlum hep benim yanımda. Hep benimle olacak. Bu fikre alışsanız iyi olur Süreyya Hanım. Kendi iyiliğiniz için. Bana içecek bir şey getir. Başüstüne. Değerli meslektaşlarım, 35 yıl önce asistan doktor olarak girdiğim, kısa aralarda 14 yıl hizmet verdiğim sevgili hastanemden ve sizlerden ayrılmak zamanı gelmiş bulunuyor. Kendini insan sevgisine ve insan sağlığına adamış bir meslek mensubu olarak hepinize onurla veda ediyor, başarılı çalışmalarınızdan ötürü hepinizi kutluyorum. Yerimi alacak olan değerli meslektaşım Doktor Ayhan Koçtuğ'un hastanemizi çok daha çağdaş bir düzeye çıkaracağından hiç şüphem yok. Huzurlarınızda ona da başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, sevgili hocamız, sayın büyüğümüz Ekrem Aksoy'a bize yıllardır gösterdiği anlayış ve sevgiden ötürü teşekkür ediyor. Yeni yaşamında huzur ve mutluluklar diliyoruz. Ha, teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Talimatlar Pervin Hanım, talimatlar. Kimse talimatlara uymuyor. Herkesi sabah 7'de burada istiyorum. Tüm şirket personeli gelecek. Mazeret istemem. Sakin olun Zekeriya Bey. Bak kızım, arkadaşımın kızısın diye aldım seni buraya. Ama iyi niyetimi suistimal ediyorsun. Bende iltimas yok. Öz kızım olsa burun kıçına tekmeyi. Nerede istediğim raporlar? He? Hepsini 2 saat içinde masamda istiyorum. Bütün izinleri kaldırıyorum. Derhal izindeki arkadaşları da göreve çağırın. Kafamı atıyor. Vuracağım tekmeyi, vuracaksınız. Sonra ayaklarıma kapanıp ondan sonra yalvarırsınız. Ama işten geçtikten sonra. Allah Allah. İlaçlar tamam mı? Tamam efendim.
güzel. Hem resimlerin hem de sağlığın. İlaçlarını azaltıyoruz. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Seni tanımak istiyorum. Eğer seni tanırsam resimlerini daha iyi anlayacağım. Resimlerini anlamak istiyorum. Bunlar çok güzel. Anlatır mısın bana? Örneğin bunu anlatır mısın? Hadi anlat bana Tayfun. Pekala, sonra konuşuruz. Sen istediğin zaman. Buyurun efendim, 310 numaralı oda. Teşekkür ederim. Yol yorgunusun kızım. Yatar dinlenirsin biraz. Akşam gelir alırım seni. Geç kalma baba. Seninle konuşmak istediğim, paylaşmak istediğim o kadar çok şey var ki. Benim de. Aklım hep sende. Geç kalır mıyım hiç? Akşama görüşürüz kızım. Bekliyorum babacığım. Hadi. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Babam yok mu? Al Nuri sana. Sabahleyin şöyle bir uğrayıp gitti. Gidiş o gidiş. Hala ortalarda yok. Nereye gittiğini söylemedi mi? Hayır. Of ya, of. Üzülme. Takip edeceğim baba. Bir polis gibi izleyeceğim ve... Aklıma tatsız şeyler geliyor. Ne gibi? Bir kadına falan tutulmuş olmasın? Yok daha neler. Ya kadın değil misiniz? Hemen atıverirsiniz çamuru. İşiniz gücünüz, çapkınlık, ihanet falan. İnşallah yanılırım. Ama içime doğuyor. Bir iş var bu işin içinde. Merhaba. Ah, hoş geldin. Ne oldu? Davayı aldım. Gül kabul etti. Şükürler olsun. Sacit nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyor. Durun bakalım. Daha bir şey başarmış değiliz ki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir vodka lütfen. Başla. Teşekkür de sonraya bırakalım. Daha yolun başındayız. Yapılacak çok işimiz var. Ne istiyorsanız, ne gerekiyorsa yapmaya hazır. Bakın, dava şu ana dek aleyhimizde seyir izledi. Tabii buna Gül'ün ifadeleri neden oldu. Şimdi bu durumu lehimize çevirmemiz gerek. Olaydaki ağır tarihi ve Cengiz'in ne mal olduğunu biliyoruz. Elbette. Yoksa karıncayı bile incitmezdi benim karım. Duygularınızı anlıyorum. Ama mahkemeler duygulara göre değil, yasalara ve somut delillere göre karar verirler. Hafifletici nedenleri delillerle, şahitlerle mahkemeye sunmamız gerekiyor. Burada gelişmelere tanıklık etmiş şahitler çok önemli. En başta ben şahit. Gül'ün yaşadığı acıları biliyorum. Sonra Pervin, Ayşe. Cengiz Gül'ün parmağındaki pırlanta yüzüğü onu döverek almış. Pervin ve Ayşe bu olayın şahidi. Sonra kayınvalidemi feci şekilde dövmüş. Bu olayları yazık ki sonradan öğrendim. Buradaki tanıkların hepsi bizim tarafımızda. Yani Gül'ün arkadaşları. Bahsettiğiniz olaylar Gül'ü mazur gösterse de davayı kazanmamız için asla yeterli değil. Bize daha çok Cengiz'in cephesinden, karşı taraftan şahitler lazım. Bu Cengiz'in bir sevgilisi vardı. Adı da Müjde. Evet evet, galiba Müjde. O da eroin vardı. Bu çok iyi. Bunlar karımdan istedikleri kadar para alabilmek için Cengiz yeniden uyuşturucu bağımlısı yapmış onu. Sonra da o Müjde ile beraber zavallı karımı soyup çıplak fotoğraflarını çekmişler. Bunları daha yeni öğrendim. Aşağılık herifler. Bu Müjde nerede şimdi? Ortalarda hiç yok. Korkmuştur, saklanıyordur. Onu bulur da mahkemede konuşturabilirsek Gül'ü yarı yarıya kurtarmışız demektir. Araştırırım hemen. Hiç durmayın. Poliste çok iyi dostlarım var. Bana mutlaka yardım ederler. En azından nerelerde olduğunu söylesinler yeter. Evet, haklısın. Şimdi ben gideyim. Hı hı. Müjdeyi bulur bulmaz seni arayacağım. Tamam. Sağ ol. Afiyet olsun. Niye beni ailenle tanıştırmıyorsun baba? Bunu sana anlatmam çok zor kızım. Buradaki aile yapısı, örf ve adetler Almanya'dan çok farklı. Buradaki gelenekler bir kardeşin diğerini görmesine, onunla konuşmasına engel mi? Ben sadece ablamı görmek, onunla tanışmak, konuşmak istiyorum. Bu yanlış bir şey mi? Hayır, yanlış değil. Hiç kuşkusuz Ayşe de seninle konuşmak, seni kucaklamak ister.
sorun başka. Ben annenle bir yasak ilişki yaşamıştım. Bu onunla benim aramda bir sırdı. Şimdi bütün bunları benim aileme anlatabilmem kolay değil. Baba, ne kadar zor durumda olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Olsun. Ama ben yine de çok mutluyum. Seneler sonra da olsa seninle birlikte olmak, aynı masada yemek yemek öyle güzel ki. Hadi, kavuşmamızın şerefine. Şerefe baba. İsterdim ki hep yanımda kalırsın. Ben de hep yanında olmak isterim baba. Ama bir işim, bir sorumluluğum var. Frankfurt Havalimanı'nda yer hostesliği yapıyorum. Ve sadece 4 gün iznim var. Keşke daha fazla kalabilseydim. Yine gelirim. En zor olan İstanbul'a gelip seni bulabilmekti. Bundan sonrası kolay. Öyleyse hoş geldin Clara. Sevgili kızım benim. Hoş bulduk babacığım. Seni tanıdığım ve seninle olduğum için çok mutluyum babacığım. Geldin mi baba? Hayır, gelmedi. Telefon bile etmedi. Saat 9:30. Ne oldu bu adama? Bilmiyorum valla. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Dedem nerede? İşleri var yakışıklı. Gelir birazdan. Çok kötü. Çok mühim bir iş var Arif'in başında ya. Allah yardımcımız olsun inşallah. Hayra çevirsin. Amin anacığım. İşi gücü seriyorum yarın. Sabahtan itibaren babamın peşindeyim. Ona açıkça sordum. Hiçbir şey yok dedi. Yalan söylemiş ya da benden gizlemişse öyle bir küseceğim ki darmadağın olacak. Canım nasıl güzel uyudu. Hemen odasına götürün de uykusu bozulmasın. Oh, bir tanem benim. Oh. İyi geceler oğlum. Üzgün görünüyorsun. Anlatmak ister misin? Duygulu bir gün yaşadık. Başhekim Ekrem Bey emekliye ayrıldı. Veda ederken çok üzüldüm. Seni çok sever. Manisa'ya gönderildiğinde ve dönüşünde hep senden yana olmuştur. Onu ve karısını ziyarete gideceğim bir gün. Benim de sana bir haberim var. Anneanne olacak cadı beni mahkemeye vermiş. Çocuğun velayetini istiyor. Demiştim hasta diye. Yakında ben de gözlem altına alınmasını isteyeceğim o kadının. Dahası var. Ne? Mahkeme çağrısını alır almaz çiftliğine gittim kadının. Birbirimize girdik. Mahkeme seni hiç düşündürmemeli. Gerekirse DNA testi yaptırırsın. Karşı tarafın hiç şansı yok. Bunu o kadına da söyledim. Elbette DNA testi yaptıracağım. Oğlum için ne gerekiyorsa yapacağım. Süreyya Hanım pek hafif alınacak bir kadın değil. Senin DNA testinden sonra davayı kazanacağını da biliyor. Bizim hesap edemediğimiz planları olmalı. Dikkatli olmalısın Yusuf. Haklısın. O kadın kesinlikle bana güven vermiyor. Umut konusunda çok ciddi olduğunu ve her şeyi göze alabileceğini biliyorum. Sen merak etme. Umut hep bizimle olacak. Onu kimse alamayacak elimizden. Umarım öyle olur. Çünkü bu ev umutsuz yaşamaz. Bize 2 tane meyve kokteyli lütfen. Annem Türkleri çok severdi. Seni tanıyınca nedenini daha iyi anladım. Komşularımız hep Türkler oldu. Bu sayede Almancadan iyi öğrendim Türkçeyi. Canım kızım benim. Bana annemi, ilişkinizi anlatsana baba. Bunu bir de senden dinlemeyi o kadar çok istiyorum ki. Annem güzel ve dürüst bir kadın. Sarı saçları, mavi gözleriyle çalıştığımız fabrikanın gözdesiydi. Almanya'daki ilk yıllarımdı, gençtim, delikanlıydı. Annene aşık oldum. Uzun süre mücadele ettim kendimle çünkü evliydim. Ve bir çocuğum vardı. Ama yenemedim kendimi. Onunla önce arkadaş olduk. Kısa süre sonra da birbirini deliler gibi seven 2 aşık. Annem hep sevdi sizi baba. Ben de sevdim. Hem de çok sevdim. Hiçbir zaman yalan söylemedim. Evli olduğumu, çocuğum olduğumu biliyordu. Onun doğum günüydü. O geceyi onun evinde geçirdim. O gece aynı zamanda veda gecemiz oldu. Sonra Stuttgart'a taşındı. Tam 5 yıl sonra aradı beni.
Bir kafede oturup konuştuk. O gün seni anlattı bana. Bir kızım olduğunu söyledi. Benim yuvamı yıkmamak için yıllarca gizli tutmuştu bu gerçeği. Çaresizdim. Seni anlıyorum baba. Çok acı çekmiş olmalısın. Sen 6 yaşındayken okuluna geldim. Gördüm seni. Doyasıya seyrettim. Annen evlenmişti. Tedirgin oldum. Hem benim hem de kendi yaşamının alt üst olmasından korkuyordum. İzinizi kaybettirdi bana. Sonra teyzeni buldum. Ama o da asla söylemedi annenin yerini. Ben yıllarca sürekli ama sürekli mektup gönderdim teyzen Rita'ya. Adresimi bildirdim. Evet, o mektuplar sayesinde şimdi birbirimizi bulduk. Artık seni kaybetmek istemiyorum baba. Hayatta senden ve ablamdan başka hiç kimse yok. Sana bir özür borçluyum kızım. Arayıp soramadım seni bu yaşına kadar. Ve senden özür diliyorum. Lütfen baba. Ben seni seviyorum, çok seviyorum. Ben de kızım. Ben de seni çok seviyorum. Bunlar senin kızım. Tam 13 yıldır yanımda. Yaş günün için almıştım. 2 Ocak. Sen 7 yaşına basacaktın. Bulamadım seni. Bunları sakladım böyle. Her yıl 2 Ocak'ta yüreğime battı bu küpeler. Çok şükür şimdi hafifledi yüreğim. Baba, babacığım. Canım babam benim. Al anneciğim. Murat. Gel bakalım. Nerede kaldı bu adam? Saat kaç oldu? Merak etme anneciğim. İçeri şöyle otur. Müjde isminden bir kadın arıyorum. Buralarda bir adı da Nergis'miş. Tanımam. Böyle isim sorarak ararsan hiç kimse tanımaz abi. Birlikte bir şey içelim. Hayır, teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne o? Ayaktasınız hepiniz. Niçin yatmadınız? Seni bekledim. Merak ettik. Merak ettik baba. Ne oldu? Niye merak ettiniz? 40 yılda bir benim de bir işim çıkamaz mı yani? Ben de geç kalamaz mıyım? Kalırsın, kalırsın da. Neyse, çok uykum var. Başımın bir dertten kurtulamayacağını biliyordum. Yok. Buraya senin başını derde sokmak için gelmedim. Sadece konuşmak istiyorum senin. Lütfen, ben konuşmak istemiyorum. Karının başına gelen felaketten haberin var herhalde.
Ben hiçbir şey bilmiyorum. Rahat bırak beni. Karım Cengiz pisliği yüzünden katil oldu. Hapse düştü. Hayatı mahvoldu. Kim bilir daha nicelerinin hayatı mahvoldu. Hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Hiçbiri. Hiç aynaya baktın mı sen? Bugün benim karımın başına gelen bir gün senin de başına gelecek. Sen de yanacaksın. Belki katil olacak. Belki de bir batakhanede düşüp kalacaksın. Ne istiyorsun benden? Bırak beni, bırak. Suçsuz, günahsız yere yanacak bir insanın hayatını kurtarmanı istiyorum sen. Gül belki de idama mahkum edilir. Bunu hak etmedi. Sen her şeyi biliyorsun. Gül için mahkemeye çıkmanı şahitlik yapmanı istiyorum. Deli misin sen? Öldürürler beni. Diri diri keserler. Rahat bırak beni. Söz veriyorum. Hiçbir şey yapamayacaklar sana. Ben yanında olacağım. Hem şu haline bak. Nasıl yaşayabiliyorsun? Kendine bu görüntüde nasıl dayanabilirsin? Sence hayatını değiştirmenin, daha insan gibi yaşamanın ve mutlu olmanın zamanı gelmedi. İşte fırsat ayağına geldi. Bu belki de son şans. Şimdi cevap ver. Şahitlik yapacak mısın? Buyurun. Merhaba. Ben avukat Sacı Demirtaş. Ahmet Bey beni bekliyordu. Sizi bekliyor. 5-6 ay öncesinin fotoğrafları. Cengiz'in ve senin ona kan kusturduğunuz en kötü zamanlar. Gene de gülümseyebilmiş. Hem güzel hem de güçlü bir kadın. Oo, buyurun Sacit Bey. Merhaba. Sana bahsettiğim avukat Sacit Bey. Bu da Müjdan. En önemli tanığı bu kadar kısa zamanda bulabilmeniz çok iyi. Buyurun. Cengiz'le beraber bütün yaptıklarını mahkemede anlatacağını söz verdi. Anlatacağım, evet. Böylece belki ben de kendi gözümde aklanır, kurtulurum o pis hayattan. Umarım. Ben de kendisine her türlü yardımı yapacağıma söz verdim. Hiçbir şey istemiyorum. Bunu kendim için yapacağım. İştahım için, rahat uyuyabilmek için. Yorgunsunuz. Size ihtiyacımız var. Biraz uyuyun, dinlenin. Cengiz'in Gül'ün yaşamını nasıl mahvettiğini daha sonra konuşuruz. Kurbanımız sadece Gül değildi. Ötekileri hatırlamaya bile utanıyorum. Ötekiler? Onları bulabilir miyiz? Onlar artık yaşamıyor. Ama ailelerine götürebilirim sizi. Yapma oğlum. Oyunun sırası mı? Ya. Gel bakayım şöyle. Otur Gül ablanın karşısına. Ne yapayım anne, canım sıkılıyor. Gül, yorulduysan biraz da ben yıkayayım. Aa, yorulmadım. Yorulunca söylerim. Gül abla, biliyor musun? Bizim orada bir top sahası vardı. Arkadaşlarım vardı benim. Ya. Oynardık biz orada. Bir gün yine bir araya gelir oyun oynarsın arkadaşlarımla. Üzülme Meti. Bir gün ama hangi gün Gül abla? Ben hep buradayım. O gün gelecek Metin. O gün gelinceye kadar da birlikte oynayacağız burada. Saklambaç, tek tek, koşmaca, sen ne istersen hepsini oynayacağız. Hepsini tamam mı? Hayır! Yardım çağırın. Hadi gidin.
Efendim? Yusuf merhaba benim. Söyle Pervinciğim. Anneanne kapıda. Ne? Peki ne yapıyor? Arabasının içinde oturuyor. Gözü bizim evde. Meydan okur gibi bekliyor. Bu kadarı da fazla artık. Hemen geliyorum. Çabuk. Evimizin kapısına kadar gelmeniz biraz fazla olmuyor mu? Göz hapsinde mi tutuyorsunuz bizi? Rahatsız mı oldunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Kavga çıkarmak mı? Nedir bu anlamsız inadınız? Sadece kızıma ait bir emaneti, torunumu almak istiyorum. Onu alıncaya kadar peşinizi bırakmayacağım. Bu mümkün değil. Bunu siz de biliyorsunuz. Biraz mantıklı düşünün. O çocuğu öz babasından alır da size verirler mi hiç? Bunu savunmak size düşüyor demek. Kocanız ve siz mükemmel bir ikilisiniz. Bravo size. Remzi gidelim. Bir daha gelmeyin. Lütfen. Bizi yeteri kadar üzdünüz. Hiç sanmıyorum. Kavganız daha yeni başlıyor. Biriniz baba, diğeriniz anneanne. Umut için. O annesiz çocuk için, Hilal'in hatırı için barışın, olmaz mı? Kızımın ruhu ancak ben torunuma kavuşunca rahat edecek. Öz baba dediğiniz şahıs için de mahkemeden sonra konuşalım. Gidelim. Lütfen. Neymiş derdi hanımefendinin? Ne olabilir ki? Torununu istiyor. Neredeyse evimize zorla girip oğluma el koyacak. Evet, niyeti o. Ama önce mahkemeyi deniyor. Beklediği mahkeme onun sonu olacak. Bir daha yanından bile geçemeyecek torununun. Hayır. Senin öz babası olduğuna inanmıyor. Mahkeme kararıyla Umut'u alıp gideceğini sanıyor. Öyleyse bekleyelim. Mahkemeye 4 gün kaldı. DNA'nın sonucunu görünce herhalde çıldıracak. Ben de çok güleceğim tabii. Bazı hastalarımı hatırlayınca acıyorum bu kadına. Biraz daha soyu tanıyor musun? Tanımıyorum. Cezaevindeyken herhangi bir tehdit aldın mı? Hayır. Sadece öldürdüğüm insanın ailesi tarafından mahkeme sırasında bazı tehditler aldım. Arkadaşım ne durumda? Hükümlü Sevcan Ardınçlı göğsünün üst kısmından yaralanmış. Şiş birkaç santim aşağıya isabet etmiş olsa şu an arkadaşın hayatta olmayabilirdi. Çok şükür. Iraz Narsoy'un cezalandırılması, olayla ilgili soruşturmanın açılması ve hükümlünün başka cezaevine sevki için tutanağı tanzim edelim. Sen gidebilirsin kızım. Beni oğlun gibi sevdiğini söyler. Yıllardır ben de seni hep sevdim vesaire. Nereden icap etti bu sözler? Hadi Sabiha ile Ayşe'den gizliyorsun. Onlar kadındır. Anlayış gösteremezler. İşi çığırından çıkartabilirler. İyi, tamam. Ama ben senin en yakın sırdaşın olamaz mıyım? Suçlandığım, kaçıp saklandığım zamanlarda, sonra da cezaevinde yattığım günlerde az mı iyileniyorum? Ben de senin için bir şeyler yapamaz mıyım baba? Ben de şimdi sana anlatıp akıl isteyecektim oğlum. Yardıma ihtiyacım var Murat. Söyle, emret baba. Ağır busta. Ne var? Dışarıda misafirim var. Seni bekliyorum. Ya. Günaydın. Günaydın kızım. Biraz telaşlı gibisin. Beklemiyorum. Şaşırdım biraz. Çalıştığın yeri görmek istedim. Gel. Gel. Ama gel. Baba. Baba. Kim bu kadın? Bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun? Gencecik kadınla babam gidiyor, sen de bilmiyorum diyorsun. Hayır, ben ilk defa şu dakika... Yok canım, kadın buralara kadar geliyor. Babamla fingirdemeye gidiyor. Sen de günlerdir bile bile bu işe susuyorsun, öyle mi? Hayır dedim. O kadını vallahi ilk defa şimdi gördüm. İnanmıyorum. İnanmıyorsan Çırak Nuri'ye sor. Arif baba tam bana açılıp anlatacaktı ki... aksi gibi kadın geliverdi işte.
Neden durdun? Şu önlüğümü bir çıkart. Hı hı. Çok telaşlıydın baba. Beni kaçırır gibi arabaya itip yola çıkman hiç hoş değildi. Anlatacağım. Eminim ki bana hak vereceksin. Herkes bana kızıyor, beni suçluyor. Benim halimi soran bir Allah'ın kulu yok. Yazıklar olsun babama. Öleceğim aklıma gelirdi de bu gelmezdi. Hemen parlamazsan bir şey söyleyeceğim. Bak, babanın yaşı erkeklerin tehlikeli yaştır. Çapkınlık kovalarmış erkek bu yaşta. Biraz daha geniş olarak bakamaz mıyız Arif babaya? Asla. Yaşlı başlı torun sahibi bir erkeğin evinin dışında macera aramasını hiçbir şekilde hoş göremem Murat. Anacığım duysa bir tarafına iner kadının. Biz de duyurmadan kendi aramızda çözeriz bu işi. Nasıl çözeriz? Babanı o genç kadından ne yapar eder ayırırız. Üzülme sen. Ya o genç kadını nasıl bulacağız? Önce onu söylesene bana. Ben babanı en geç yarına kadar konuşturacağım. Bu gece idare edelim yeter. Tamam. Çok ateşi var. Bir ateş düşürür. Peki efendim. Odada yatıyor. Yanında doktorlar var. Yaşıyor mu annem? Tabii ki yaşıyor. Onu hemen hastaneye götürüp iyileştirdiler. Öyleyse gidip hemen görelim. Olur, gideriz. Şimdi gidelim, ne olur. Şimdi olmaz. Kapı kilitli. Gardiyan teyze gelsin, izin alır. Bir koşu annene gideriz. Geçmiş olsun deriz. Annem de çok sevinir seni görünce. Bu kapı neden kilitli? Of of, al sana bir kaya, nerene dayarsan daya. Hadi cevap ver bakalım çocuğa. Beni annemle buraya kapattılar. Şimdi annemi göstermiyorlar, neden? Gösterecekler bir tane. İzin alıp gideceksin. Hadi gel şimdi karnımızı doyuralım. Annemi görmeden yemek yemem ben. Tamam, ben de yemem. Sabrını severim gül, ellerinden öperim seni.